günaydın değerli izleyenler. Bugün 26 Şubat Pazartesi. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg KT'de ilk söz başlıyor. Mali Eylem Görev Gücü Şubat ayı Genel Kurulu'nda Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusundaki kriterleri büyük ölçüde tamamladığını belirtti. Ancak Türkiye'yi gri listede tutmaya devam etti. Kuruluş konuyla ilgili reformların uygulanmasının başlandığını ve sürdürüldüğünü doğrulamak için yerinde bir değerlendirmeyi garanti ettiği yönünde ilk tespitte bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gri listeden çıkmak için teknik çalışmaların tamamlandığını, Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma sürecinin tamamlanacağını söyledi. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektör temsilcileri yaşanan finansman problemi ve yüksek faizli krediler nedeniyle üretimde, istihdamda ve ihracatta sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, ihracat rakamlarımız artsa da uygun koşullarda finansmana erişim problemi dünya ile rekabetimize engel oluyor. Bizler de yatırımların içeriğine göre ilgili kurumların sübvanse etmesini ya da sıfır faiz uygulamasını talep ediyoruz dedi. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyon sınırına geldi. Yatırımcı sayısında üst üste ikinci haftada artış yaşandı. Pay senedi yatırımcısı 23 Şubat'ta sona eren haftada bir önceki haftaya göre 245 binden fazla artış kaydetti. Aynı haftada pay senedi değeri de 12,35 trilyon TL'den 12,51 trilyon TL'ye yükseldi. Ankara Sanayi Odası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TÜBİTAK Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı'nın çözüm ortağı oldu. Yapılan açıklamaya göre Ankara Sanayi Odası, KOBİ'lere yeşil dönüşüme uyum süreci analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımlarını içeren danışmanlık desteği sağlayacak. KOBİ'lerin alacağı hizmetin maliyetinin %90'ı hibe olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacak. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Ukrayna işgali ve Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümü nedeniyle Rusya'ya mali ve askeri kurumları içeren 500'den fazla yeni yaptırım uygulanacağını açıkladı. Avrupa Birliği de Rusya'nın silah temin etmesine yardımcı olmakla ve Ukraynalı çocukların kaçırılmasına karışmakla suçlanan 200 şirket ve kişiyi içeren yaptırım paketi açıkladı. Borsa İstanbul 100 Ana Endeks %0,29'luk yükselişiyle 9.374 puanda Cuma günü kapandığında hem günlük hem de haftalık bazda kapanış rekoruna imza atmıştı. 27 puan birden yükselen piyasada 137,2 milyar TL'lik bir hacim vardı. Aynı zamanda bankalar %0,67 yükseldi. Holdingler ise %0,16 düşüşle günü tamamladı. En çok kazanan tarafta %2,81 ile iletişim, en çok kaybeden tarafta %1,88 ile metal ana sanayini takip ettik. Bu hafta içeride 4. çeyrek büyümesi, ekonomik güven ve dış ticaret verilerini takip ediyoruz. Amerika'da büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, aynı zamanda Fed'in takip ettiği çekirdek PCE enflasyon göstergesi, inşaat harcamaları ve Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksi ajandada öne çıkıyor. Euro bölgesinde ise enflasyon ve yine Almanya'da enflasyon verileri önemli. Küresel çapta ise PMI'ları takip etmeye devam ediyoruz bu hafta. Geçen haftayı uğurlarken Cuma günü 47 hisse endekste artıda, 51 hisse ekside, 2 hisse ise yatay biçimde kapanış yapmıştı. Puan bazlı katkılarda Türkseli, Akbank, Sabancı Holding, Tofaş ve Yapı Kredi takip etti. Puan bazlı baskılarda ise ilk 5'e döndüğümüzde Ereğli Demirçelik ki bilançosu gelmişti. Sasa Polyester, Ford Otomotiv, Hektaş ve TAV Havalimanlarını takip ettik. Cuma günü gelen yine veri akışında reel kesim güven endeksi 0.6 puan yükselişle 101.5, kapasite kullanım oranı ise 0.2 puan artışla %76,4'te açıklanmıştı. Ocak ayına ilişkin yabancı turist rakamı yıllık %2,1 artışa 2,1 milyona işaret etti. Sektörel güven endeksleri de bu arada Cuma günü gelmişti. Hizmet sektöründe %1,6, inşaatta %1'lik yükselişler var. Perakende ticaret sektörü ise %1'lik bir güven azalışı yaşadı. 284 bas puanda CDS geçen haftayı kapattı ve MSCI Türkiye ETF'i yatay şekilde %0,03'lük bir değer kaybına yöneldi New York işlemlerinde.
Tahvil tarafında gösterge birleşik 23 bas puanlı artışla 43.65'te, 10 yıllık kağıdın birleşik getirisi ise 19 bas puanlık artışla 25.57'de kapanış yaptı. Paritelere döndüğümüzde dolar TL yeni haftaya başlarken 31.10.28 seviyesinde, euro TL işlemleri 30.68.62'den devam ediyor. Euro dolar ise 1.08.18'de. Sterlin dolar 1.26.59 derken dolar endeksi de tam 104 düzeyinde. Bank of America yıl sonuna doğru euro dolar paritesinin 1.15'e yakınsayabileceği ilgili bir değerlendirme paylaştı. Dolar endeksi bu arada yılın başından bu yana ilk defa bir haftayı geçen hafta eksilerde tamamlamış oldu. İFO endeksi geldiğinde iş dünyası ekonomi güveni Şubat ayında 85.5'la beklentiye paraleldi. Bu da euro üzerinde pozitif bir etki diyebiliriz. Bu arada Amerika tarafında Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi rakibi Nikki Haley'i kendi eyaleti Güney Carolina'da yenmiş olması, ön seçimi almış olması yine Trump için bir başka zafer olarak kayıtlara geçti. Avrupa tarafına döndüğümüzde Merkez Bankası yetkililerinden Holtzman konuştu ve Avrupa Merkezi'nin Fed öncesinde faiz indirmesini pek mümkün görmediğini söyledi. Avrupa Merkez yetkililerinden Nagel konuştuğunda ise Almanya ekonomisi 4. çeyrekte %0.3'lük bir daralma gösterse de yine de ekonominin temellerinin güçlü olduğuna işaret eden bir açıklama yaptı. Aynı zamanda yine Draghi'den bir açıklama vardı. Eski İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Avrupa'nın dev yatırımlara imza atmak zorunda olduğunu söyledi. Standard Chartered tarafında şirket haberlerinde hem bilanço hem de 1 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıklandı. Hisse %6 yükseldi. Allianz bilançosu ile %3,2 kadar düştü. Otomotiv %1 yükselirken teknoloji hisseleri %0,3 kadar aşağıdaydı ve Stoxx 600 endeksi %0,4'lük yükselişiyle yeni bir rekora imza attı. GFK tüketici güven endeksi yüksek enflasyonla İngiltere'de tüketicinin güveninde azalmaya işaret etti. Bilançosuyla yine Volvo, daha doğrusu Polestar hisselerindeki gidişatla ilgili olarak, buradaki azalışla ilgili olarak Volvo %3,8 kadar düştü ve grev haberleriyle beraber Lufthansa hissesinde de %4,5 kadar değer kaybı Avrupa seansında dikkat çekti. Daha fazlası için her sabah olduğu üzere Londra'ya gidelim. Avrupa piyasa analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notları ekranımızda. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarında iyimser bir seyir hakimdi. Endekslere baktığımız zaman Stoxx 600 endeksi rekor seviyesini genişletmiş oldu ve Avrupa borsaları 5. haftaydı üst üste yükselişle tamamladılar. Bankalar cephesinde Standard Charter bilançosunu açıkladı ve banka 1 milyar dolarlık yeni geri alım programı başlatacağını açıklamasıyla beraber hisseleri çok hızlı yükseliş kaydetti gün sonunda. Veriler tarafında Almanya'dan iş dünyası güveni verisini aldık ve iş dünyası güveninde Şubat ayında kısmi de olsa bir toparlanma yaşandı önceki aya kıyasla. Ocak ayında 85.2 puan olan İFO iş ortamı güven endeksi Şubat'ta 85,5 puana yükselmiş oldu. Mevcut durum endeksi ise sabit kalmaya devam etti. Tabii İFO Başkanı'nın değerlendirmesine göre Alman şirketlerinde ekonomik duyarlılık bir miktar iyileşse de henüz aslında rekor düşük seviyeyi, yani dibe vurduğumuzu söylemek için henüz erken açıklaması geldi İFO Başkanı'ndan. Zaten geçtiğimiz haftada Alman hükümeti bu sene için büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona gitmiş ve %0,2 olarak büyüme tahminini revize etmişti. Avrupa Merkez Bankası'nın Ocak ayı beklenti anketi açıklandı ve burada tüketicilerin beklentilerine baktığımız zaman Ocak 2024'e ilişkin tüketici beklentileri anketi 12 aylık enflasyon beklentilerinin sınırlı bir artış olduğunu ortaya koydu. %3,2'den %3,3'e yükseldi. Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi %2,5 seviyesinde sabit kaldı. Bu hafta gözler Euro bölgesinden gelecek TÜFE verisinde olacak. Veri öncesi Avrupa Merkez Bankası'ndan beklentilere baktığımız zaman bu sene için Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri 91 bas puana kadar geriledi. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Amerikan borsalarında ise cuma günü karışık bir kapanış gördük. Dow Jones Sanayi Endeksi %0,16 yükselişle yeni bir rekora imza attı. Johnson & Johnson, Walmart ve Coca-Cola'nın haftalık bazda desteği vardı. Aynı zamanda S&P 500'de %0,03'le yatay bir artı bile rekorun tazelenmesine sebebiyet verdi ve gün içerisinde 5100 puanın üzerine de atan bir endeks gördük. Hatta bununla birlikte UBS Wealth Management'tan da yıl sonuyla ilgili tahmin 5100'den 5200'e revize edildi. Nasdaq tarafında ise 52 haftalık zirve görüldükten
sonra düşüş vardı. %0,28 kadar değer kaybıyla Nasdaq günü tamamladı. Haftalık bazda Dow'da %1,3, S&P'de %1,66, Nasdaq'ta ise %1,4'lük kazanımlar var. Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon dolar seviyesine dokundu ve oradan geri döndü. Haftalık bazda %9,5 kadar kazanımı vardı. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'ın 150 milyon dolarlık hisse sattığı ile ilgili haber başlığı dikkat çekici. 800 bin kadar hisse sattı ama elinde hala 7.7 milyon hisse var şeklinde de Verity Data'ya göre açıklanan veriler var. Yine buradan devam ettiğimizde Berkshire Hathaway tarafında Warren Buffett'ın şirketinde 167,6 milyar dolarlık rekor nakit bulunduğu da ifade ediliyor. Hissedarlara yazmış olduğu mektupta özellikle yakın tarihte kaybetmiş olduğu sağ kolu Charlie Munger'a yaptığı atıflar bu arada dikkat çekiyor. New York Fed Başkanı Williams'tan cuma konuşma duyduk. Ekonominin doğru yolda olduğunu, böyle giderse yılın ileri dönemlerinde faiz indirebileceklerini söyledi. Daha öncesinde konuşan Fed yetkilileri de yıl geneline işaret etmiş ve sabırlı, temkinli olunması gerektiği çağrısında bulunmuşlardı. Bilançosunu açıklayan Warner Brothers Discovery hissesinde %10 kadar düşüş yaşanmış olması da cuma yine dikkat çeken başlıklardan bir tanesi oldu. Peki bu kapanış sonrası acaba vadeliler bu haftanın açılışına dair bize ne sinyal verir? Oraya döndüğümüzde %0,23'e varan şekilde satıcılı bir seyir ekranlarımıza yansıdı. Tahvil cephesine döndüğümüzde ise bugün 2 ve 5 yıllık, yarın da 7 yıllık vadelerde Amerikan hazinesi borçlanacak. Öncesinde 4.66'da 2 yıllığı, 4.22'de ise 10 yıllığı takip etmek mümkün. Asya'ya döndüğümüzde Japonya'nın TSMC tarafında Kumamoto'daki tesisi genişletmesi için 4.86 milyar dolarlık ek teşvik sağlayacağı haberi şirket haberleri tarafında önemli. Makro verilerde Japonya'da hizmet üfe Ocak ayında %2,1 ile tahminlerin biraz altında. Güney Kore tarafında şirketlerin yönetimi ve yine kurumsal yönetişimini güçlendirmesi için bir plan açıklandı ama planda çok kısa vadeye ilişkin detaylar olmadığı için piyasa buradan tatmin olmadı. Daha çok Japonya'nın açıklayacağı bir plana benziyor. Kurumsalları bu kadar güçlendirme amacı taşıyorsa şeklinde yorumlar da paylaşıldı. Moody's'in bu arada 11 Çinli firmanın temerrüt ihtimalleri dahilinde bu firmalara ilişkin notlandırmayı sonlandırdığı ile ilgili bir haber yine cumadan bu yana dikkat çeken başlıklardan bir tanesi. Goldman Sachs tarafında 1 milyar dolarlık bir mübadele anlaşmasından bahsediyoruz ama onu tabii Ersoy Erkazancı ile konuşacağız saat 8 sularında ve Japonya'da yine Nikkei endeksinin rekora koştuğu bir sabah daha uyandık diyebiliriz. Detayları az sonra Pekin'den Sadi Kaymaz'dan alacağız ama öncesinde bir de emtianın fotoğrafını çekelim. Altın tarafında geçen hafta artıda tamamlandı. Petrol ise cuma günü %3 kadar düştü. Haftalık bazda da Amerikan tipi hamda %3, yine Brent petrolde %2 değer kaybı vardı. Jeopolitik tansiyon takip edilirken bir yandan da Baker Hughes'da 6 kuyu artışla 503 seviyesi açıklandı. Bu da Kasım'dan bu yana en iyi performansa işaret etti. Son bir ay içerisinde 4 kuyu eklenmiş vaziyette bu arada. O da Ekim 2022'den bu yana en büyük artıya işaret etti. Yeni haftaya girerken 2032 dolar 19 sentte spot altın, 2032 TL 45 kuruşta gram TL'yi takip ediyoruz. Amerikan tipi ham petrol 76 dolar 10 sent ve Brent petrolde 81 dolar 25 sentte işlemler sürmekte. Son notları da her sabah olduğu gibi kriptodan düşeceğiz. Oraya döndüğümüzde Bitcoin'de bugün 51.524 dolar, Ethereum'da ise 3.102 dolar seviyesine uyandık diyebiliriz. Şu anda piyasalara gelen karma seyirde hangi haberler acaba etkileyici oldu? Detaylarını almak için Pekin'e gidelim her sabah olduğu gibi. Bloomberg'e Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bizimle. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Sadi, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Bir yandan tabii Çinli şirketlerle ilgili Moody's'in artık notlandırmasam mı diye düşünmesi enteresan. Diğer yanda Güney Kore herhalde Japon vari bir planla şirketlere müdahil olmaya çalışıyor. Neler var bizim için notlarında bu sabah? Zeynep, öncelikle iyi haftalar diyerek başlayayım. Tabii şimdi şöyle notlarıma bakıyorum, anlatılacak şeyler ama bu hafta neler diye var diye başlamak aslında piyasaları hangi konular istikamet veriyor, verecek diye de bir takım ipuçları verebilir. Bir defa Amerika Birleşik Devletleri tarafında FED yetkilileri, yanılmıyorsam en az 10 yetkili konuşacak. Yine PCE verisi FED için çok önemli. Bunlara bir ihtiyat unsurları. Yine Japonya'da yarın enflasyon verisi gelecek. Cuma günü Çin'den PMI verileri gelecek. Dolayısıyla makroekonomik açıdan hayli canlı bir haftaya başlıyoruz. Bu da hafta başlarken bana sorarsan biraz
Asyalı yatırımcıları Asya piyasalarına ihtiyat yönünde hareket ettiriyor. Neden ihtiyat yönünde hareket ettiriyor? Örneğin Çin'e baktığımızda zaten 9-10 günlük bir ralliden geliyorlar. Dolayısıyla bugün en azından bir miktar satış var Çin hisselerinde, Çin borsalarında, Hong Kong'da dahil olmak üzere. Aslında sadece Çin, Hong Kong değil, Japonya hariç genel bir satış hali var Asya'da. Bu ihtiyattan kaynaklı bana sorarsan yoğun bir hafta bekliyor, kritik bir hafta bekliyor. Özellikle enflasyon tarafından gelecek ne diyelim sinyaller çok ama çok önem taşıyor. Diğer taraftan tabii şöyle bakıyorum. Li Auto ve Baidu diye iki anahtar kelime not almışım. Zeynep orada hem otomotiv sektörünü, elektrikli araçlar sektörünü ilgilendiren hem de büyük teknoloji ve AI sektörünü ilgilendiren tabii ki bunlar kilit bilançolar olacak. Li Auto tarafında satışları çok iyi gidiyor ama bir taraftan da tabii indirimler yapıyor. Orada marjları nasıl seyrediyor? Artmış mı, azalmış mı ya da yatay mı kalmış mı? Yatay kalması bekleniyor. Yine Baidu tarafına baktığımızda reklam gelirleri nasıl şekillenmiş bize son çeyrekte Çin ekonomisinin durumu hakkında da fikirler verebilir. Bir de tabii ki Baidu'nun ChatGPT'si var. Kendi geliştirdiği ChatGPT'si var. Örneğin adı. Örneğin tabii 100 milyonu aşmıştı kullanıcı sayısı ama monetize ediyordu. Ücretlendiriyordu Zeynep. Oradan acaba ne kadar gelir elde etti? Çok kritik bir şekilde yatırımcılar bunu bekliyor olacak. Nitekim bu hafta içinde de bu özellikle bilançolar yön belirleyici olabilir. Vaktimiz kısaldı Zeynep, hızlanmak istiyorum. Bir de önemli demir rehberi diye not almışım. Emtia piyasalarında şu an çok konuşulan konu demir rehberi Asya'da. %3,5 civarı satışta Singapur'da yine aynı şekilde Dalian'da Çin'deki kontratlarda da ciddi satış daha var. Geçen haftanın en kötü emtiasıydı. %9 kadar düşüş kaybetti. Kaydetti. Bu haftaya da %3'ten fazla düşüş de başladı. Tabii Çin emlak sektörü aslında o hikaye devam ediyor. Her bir düzelme yok Zeynep. Bir taraftan da Çin'de demir cevheri liman stoklarında çok hızlı bir artış oldu. Son bir senenin en yükseğine çıktı. 126 milyon tondu 3 hafta kadar önce. 3 haftada sadece 9 milyon ton artmış. Bu da tabii ki demir cevherinde satışlar getiriyor Zeynep. Bloomberg ET Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler. Bir sonraki buluşmamız 8 sularında. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Dış basın köşemizde devam ediyoruz. Financial Times'ın kapak sayfasına geldiğimizde OECD çalışması ile birlikte küresel çapta emlak fiyatlarında dipten dönüşü ekonomistler artık öngörüyor ve buraya bir dönüm noktası şeklinde davranıyor şeklinde bir detayla karşılaşıyoruz. 37 sanayi ülkesinde OECD'ye bakıldığı zaman konut fiyatlarında 3. çeyrek 2023'te görülen %2,1'lik artışın aynı zamanda servet etkisiyle birlikte ekonomiyi büyütmek açısından da önemine dikkat çekiyor Financial Times'ın bugünkü manşeti. Fed bundan sonra büyük bir ihtimalle faizleri artırmayacak başlığı var. Almanya'da fabrika ile ilgili aktivite aşağı gitse de Euro bölgesi açısından bu ciddi bir resesyon kaygısını beraberinde getirmiyor. Asya tarafında hisse senetlerinde düşüşler var. Yatırımcılar daha çok Fed'in yol haritasını sorguluyorlar bu sabah ve Amerika'nın yardım paketinin bir ay içerisinde ihtiyaç dahilinde olduğunu Zelenski ifade ediyor kapak sayfasına bakıldığında. Ve dönüyoruz buradan bir diğer başlığa. Market Watch'a geldiğimizde geçen hafta da çok sorguladığımız başlıklardan biriydi bu. Aslında Nvidia'nın bilançosu Fed'in tutanaklarından daha fazla karşılık bulmuştu piyasalarda. Ama bu hafta çekirdek PCE gelecek Amerikan enflasyonunda. Piyasa buraya ne kadar odaklanır bunun sorgulandığını takip ediyoruz. Her şart altında elbette Nvidia CEO'sunun öngördüğü üzere eğer yapay zekada bir dönüm noktası açılacaksa uzun vadede takip edilecek başlıklardan biri olabilir. Ama ekonomide verimliliği artırmaya yeterli mi? O taraf sorgulanıyor. Çünkü kalıcı olarak bakıldığında sadece Amerika'da 1960'lar ve 90'lar yakın tarihe bakıldığında kalıcı bir verimlilik artışı var. Geriye kalan hiçbir zaman böyle bir grafiğe rastlanmadığı da ifade edilmiş. Son başlıkta da Bloomberg'e gideceğiz hızlıca. Orada da Kızıldeniz'de yaşanan jeopolitik tansiyon nedeniyle yeni rotalar üretilmek zorunda kaldığı için sevkiyat gecikiyor. Bununla beraber süper tanklar konusunda da süper tankerler konusunda da bu sene filoya sadece 2 süper tanker etkilenecek. Biz sadece diyoruz ama bu esasında son yılların ortalamasının %90 üzerinde
üzerinde yer alan bir gerçekleşme. Dolayısıyla mevcut süper tankerlere iki tane eklenmiş olmasıyla şu anda 40 süper tankerlik filoda genişleme sağlanmış olacak. Ama netice itibariyle bakıldığında bir tanker açığı var. Özellikle petrol sevkiyatının bu açıdan sıkıntıya uğraması yönünde beklentiler Bloomberg'un satırlarına bugün yansımış vaziyette. Bloomberg Business Week Türkiye'ye dönelim. Yeni sayıdan bir başlık aktaralım. Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısında kapak haberinde karar zamanı başlığı var. Şirketler için nakit akışı mı yoksa yüksek faizli kredi mi? Bunun sorgulandığını görüyoruz. Tamer Arıcan'ın kaleminden haber özetle diyor ki tüm gözler Mart sonunda yapılacak yerel seçimlere çevrilmiş durumda. Seçimlerin ardından para ve maliye politikalarında yaşanacak sıkılaşma ile birlikte ekonominin yavaşlaması şirketleri zorlayacak. Para akışını sağlamak her zamankinden daha önemli olacak ve nakit akışını iyi yönetenler bu dönemi hasar atlatacak. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bugün bizimle birlikte. Biz de kalın. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bizimle ama önce hemen kısaca bir gazetelerde de tur atalım. İçerideki basında öne çıkan başlıklarda neler var? Satır başlarını verelim sizlere. Habertürk.com'a geldiğimizde Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması var. Son günlerde mesai saatlerinin düşürüleceğine yönelik çıkan haberlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yanıt verdi. Bakan Vedat Işıkhan esnek çalışma saati ve mesai saatlerinin düşürülmesi ile ilgili toplantılar gerçekleştirildiğini anlatarak son günlerde çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızca çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye yüzyılına yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim dedi. Ekonomi Gazetesi'nin manşetine döndüğümüzde dış yatırımlar ilk kez ekside başlığı var. Gayrimenkul hariç doğrudan dış yatırımlar tablosu ilk kez negatife döndü. Yurt dışına giden doğrudan yatırımların gelen yatırıma oranı %103'ü aştı. Hürriyet'in ekonomi sayfasında kıdem tazminatı gündemimizde yok haberiyle karşılaşıyoruz. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Taylan Türkölmez, kurgulanacak tamamlayıcı emeklilik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunarak kıdem tazminatını bir kenara koyarak sistem üzerinde tartışalım dedi. Sabahın ekonomi sayfasında ise hayvancılıkta 5 yıllık yol haritası açıklanıyor demişler. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkta sektör paydaşları ve uzmanların görüşleri alınarak hazırlanan 5 yıllık eylem planı bugün Bakan İbrahim Yumaklı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Milliyet'in ekonomi sayfasında Cenevre'de şov zamanı haberi var bugün. 4 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda Avrupalı ve Çinli markaların hayli önemli modelleri sergileniyor. Cumhuriyet Gazetesi turda son durağımız olacak. 3 milyar dolarlık fatura haberiyle karşılaşıyoruz. Saldırılar nedeniyle Uzak Doğu ülkelerinden alınan ürünlerde navlun fiyatları 4'e katlandı. Asya'dan Türkiye'ye yılda 600 bin civarında konteyner geliyor. Kızıldeniz'deki saldırılar yüzünden ürün teslim süreleri 25 günden 60 güne çıktı. Artan maliyetler nedeniyle iç piyasada ürünlere ciddi zamlar geliyor. Devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bu sabah bizimle dedik. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. İzleyicilerimize de bir pazartesi sürprizi yapmış olduk. Evet. Perşembe yerine bu hafta pazartesi bizimle berabersiniz. Şimdi hocam tabii yeni haftadan beklentileri konuşacağız ama geçen haftadan devreden önemli başlıklarımız var. Bir tanesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de ifade ettiği gibi gözlerimizi Haziran ayına çevirmiş olmamız gri listeden çıkmak adına. Bir kez daha üzerinden geçelim isterseniz. Gri listeden şu anda biz çıkmadık ama teknik çalışmaların tamamlandığına işaret eden önemli başlıklar var. Neden önemli gri listeden çıkmak hocam? Yani bu gerçekten en önemli konularımızdan bir tanesi. Çünkü yani gri listede olduğunuz zaman sanki kara paranın daha rahat aklanabildiği ya da kolaylıkla para transferlerinin nereden geldiğine, kaynağına bakılmadan
gelebildiği bir ülke konumuna geliyorsun ve bu çok ciddi bir problem. Özellikle hani Avrupa ile falan ilişkilerimizin bu kadar yoğun gittiği bir noktada şimdi mesela cebinde 2000 euro para alıp da götürüp bir Avrupa ülkesindeki bankaya yatıramazsın. Nereden geldiğini, onun kaynağını mutlaka sorarlar. Çünkü hesapların işleyişi mantığında bir taraftan bir tarafa giderken o paranın takibi son derece önemli rol oynuyor. Türkiye son dönemlerde, yani son dönemler dediğimiz belki 5 yıldan daha bile fazla olmuştur. Yabancı sermayeyi çekebilmek adına ya da herhangi bir şekilde kaynak girişini temin etmek adına aslında bu sürece çok da dikkat etmedi. Yani ne getirirsen getir, bu parayı bir şekilde gümrükte, hatta beyan etmen yeterli noktaya geldi. Beyan ettiğin takdirde götürüp bankacılık sistemin içine sokabileceğin bir süreci yaşadık. Şimdi Sayın Bakan bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor. Çünkü yabancı sermayeyi çekmek istiyorsak, bir tarafında işin bu da var. Türkiye'nin bu gri listeden çıkması konusu da gündemde. Çünkü o gri listedeki ülkelere baktığımız zaman hiç yan yana gelmememiz gereken aslında birçok anlamda ülkeler var. Onun için ben olumlu buluyorum. En başından beri bunu destekliyorum. Çok kolay değil tabii. Birleşik Arap Emirlikleri çıktı o listeden mesela. Evet. Bekleniyordu çıkması zaten. Evet, yani Birleşik Arap Emirlikleri falan bu ülkeler çok acayip değişik şeyler yapıyorlar. Onlar çalışma günlerini de normal Batı dünyası günlerine falan getirdiler. Yeni hatta hafta sonu bir değişiklik yaptılar. Sen de muhtemelen görmüşsündür. Özellikle konut alımına yönelik olarak onlarda da bir farklı uygulamaya geçtiler. Dolayısıyla biraz daha farklılaşıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Buna da bağlı olarak söylüyorum çünkü. Onun için hani bizim açımızdan önemli bir nokta. Umut ediyorum en kısa sürede, yani Haziran'daki o görüşmelerde nasıl olacak, nasıl ilerleyecek, sürecin içerisinde Türkiye buradan çıkabilecek mi çok bilemiyorum ama yani muhtemelen İleriki dönemlerde baktığımızda herhalde burada olmayacağımız bir süreci yaşayacağız. Bence en büyük kazançlardan biri bu. Şimdi sermaye çekmek açısından ne önemi var onu konuşmak lazım hocam. Mesela CDS grafiğine bakıyorum. En son 2020 Ocak ayında, yani kabaca 4 yıl önce gördüğümüz 240 bas puandan bu yana en düşüklere yakın bir yerde işlem görüyoruz şu anda. Hemen grafiğe şöyle tekrar bakıyorum. Mesela 287 bas puanı biz 2021 Şubat'ta görmüşüz. Orayı aşağı yönlü kırdık. 284'ü aktardık bu sabah mesela. Kabaca 4 yılın en düşüğünde bir CDS'imiz var diyelim. Gri listeden çıkmış olmamız burayı etkiler mi? Sermaye akımları açısından az önce arkadaşlar mesela portföy akımlarını getirdi ekrana. Ne kadar bir etkisi olmasını beklersiniz hocam? Türkiye'nin bir yandan da bir normalleşme hikayesi olduğunu da cebe koyacak olursak. Yani tabii bir anda anormal bir sermaye girişini sağlayabilecek bir husus değil ama normalleşme adımlarının içerisindeki önemli ayaklardan bir tanesi. Muhtemelen etkileyecektir. Özellikle Türkiye'de parayı değerlendirdikten sonra tekrardan kendi ülkesine götürmek isteyen yabancı kuruluşlar açısından çok önemli. Bankacılık sistemindeki yapılacak olan transferlerde Türkiye'nin diğer ülkelere buradan para gönderirken ki konumu ve incelenmesi anlamında da çok önemli. Yani ona da bakıyorlar çünkü bir taraftan bakıldığında. Bugün transfer yaparken çok zorlandığımız ülkeler yok ama özellikle Türk vatandaşları yurt dışında hesap açtırdıkları zaman çok rastladığımız bir konu. Birçok ülkede o hesapların kapandığını görüyoruz. Türkiye'den gönderildiği zaman belli bir müddet sonra bankacılık sistemi o hesapları kapatabiliyor. O sürecin en önemli ayaklarından bir tanesi Türkiye'nin gri listede olmasından kaynaklı bir durum. Bu yurt dışında iş yapan, orayla çalışan, orada hesap açan özellikle iş dünyası temsilciler açısından da son derece önemli. Ben önemli görüyorum dediğim gibi. Tabii ki bir anda sermaye gelmesi anlamı değil ama sermaye akımlarının karşılıklı olması, demin söylediğim gibi iş yapanların hesap açabilmeleri, o hesaba devam ettirebilmeleri, oradaki şirketlerine kaynak transferi sağlayabilmeleri açısından da önemli. Çünkü sonuçta orada bir şirket kurduktan sonra o kar elde edince o karı Türkiye'ye çok net bir şekilde gönderebiliyorsun. Bu anlamda değerli bir konu ve normalleşme adımlarından bir tanesi. İnşallah tekrardan o gri listeden çıkmış halimize geri döneriz. Şimdi hocam tabii bütün bunları konuşurken bir yandan da ekonomi politikalarında ortodoksa dönüşü sizinle hep vurguluyoruz. Geçen hafta Merkez Bankası toplantısı ile ilgili beklentilerinizi Perşembe sabahı konuşmuştuk. Şimdi de gerçekleşmesini bir konuşalım isterseniz. Şimdi politika faizinde beklendiği gibi bir değişime gidilmedi. Ortaya da şahin bir metin kondu. Bu anlamda en azından faiz indirimine kapı kapandı bu sene için diyebilir miyiz? Metin çok şahin mi tartışabiliriz. Yani çünkü bir şey atfedilmeye çalışılıyor. Ona ben kendi adıma biraz karşı durmak istiyorum.
Yani yeni başkanla beraber bir şahinlik atfedilmeye çalışılıyor başkana. Hı hı. Kendisi ilk toplantısında da yani böyle bizim kuş isimleriyle falan işimiz yok diyerek de aslında geçti, evet. Geçirdi o süreci. Ama TL'de reel değerlenmeye çok ciddi bir vurgu da var ya metinde. Belki evet, ondan yani da belki ondan. Yani acaba? O zaten şundan kaynaklanıyor bence. Şahinlikten ziyade seçim sonrasında Türk lirasının değer kaybedeceğine yönelik çok ciddi bir beklenti var. Bu beklentinin kırılması açısından daha yani bu metinle beraber aynı zamanda Sayın Mehmet Şimşek'in de bir tweet'i oldu. O tweet'te de özellikle seçim sonrasında da aynen politikaların devam edeceği, sıkılaşma adımlarının devam edeceğine yönelik söylem oldu. Bu beklentiyi kırmaya çalışıyor Merkez Bankası çünkü burada çok güçlü bir beklenti var. İş dünyası da aynı şekilde bugün döviz talebinin bir kısmı seçim sonrasında kurun artacağına yönelik beklentiden ortaya çıkan bir durum. Hep söyledik, seninle de konuştuk. Türkiye'de dalgalı kur rejimi yok, kontrollü dalgalı kur rejimi var. Yani izin verildiği ölçüde kur değer kaybediyor. O nedenle burada geçmişte gördüğümüz gibi 2018 yılındaki ya da 2020'deki gibi büyük kur ataklarını görebilmek şu anda mümkün değil. Kaldı ki işte bunu önleyebilecek birçok da olumlu nokta var. İşte Merkez Bankası'nın tekrardan ortodoks politikalara geri dönmesi, CDS'ler üzerinde zaten onu takip ediyoruz, sen de az önce gösterdin. Merkez Bankası'nın attığı adımların sıkılaşmaya yönelik adımlar olması. Fakat Merkez Bankası bana kalırsa gelebileceği noktaya geldi Zeynep. Bundan daha fazlasını, evet yani bundan daha fazlası ne olabilirdi? İşte TEPAV raporunda da var. Belki 250 bas puan daha faiz arttırılabilirdi. Ama Merkez Bankası'nın eleştirilebilecek yönü nedir? Parasal sıkılaşmaya özellikle miktarsal anlamda çok da hızlı gitmiyor. Yani piyasayı boğmamaya çalışıyor seçim öncesinde. Merkez bankaları hükümetin seçim takvimine uymak zorunda mıdır? Aslında bağımsız merkez bankaları uymak zorunda değildir. Ama bağımsız bile olsa merkez bankaları dünyanın birçok yerinde bu politikaya özen de gösteriyorlar. Amerika'da da benzer şekilde oluyor, Türkiye'de de benzer şekilde oluyor. Ben seçim sonrasında böyle söylendiği gibi anormal sıkı bir piyasanın falan olacağını da düşünmüyorum. Çünkü bu takdirde... Ya olmazsa nasıl enflasyon 36'ya yavaş, inmeyecek? 36'ya inmeyecek. Yani 36'ya inmeyecek zaten. 36 Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da Cevdet Hoca da bahsetti. 36 bir hedef. Ve o hedefe giderken ki yolları düzeltmeye çalışıyorlar. Aslında temel yapmaya çalıştıkları şeyin bir normalleşme olduğunu anlamaya çalışıyoruz biz de. Ve kolay da bir şey değil. Çünkü çok yüksek bir tahribat verildi ekonomiye. Bu tahribatı düzeltebilmek kolay değil. 36 hedef olarak orada kalıyor. Tıpkı %5'lik hedefinin hala resmi olarak kaldığı gibi. Ama bu yola giderken çeşitli düzeltilmesi gereken unsurlar var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, miktarsal anlamda TL depo ihaleleriyle, ters repo işlemleriyle piyasadan mutlaka likitte fazlası çekilecektir. Ama bir anda taksit sınırlandırmasında işte 8 taksitten 2'ye düşürmek ya da bir anda ekonomiyi tam anlamıyla boğabilecek şekilde limitleri, herkesin limitlerini kısmak gibi bir şeyin olma ihtimalinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Olabilir, yapılabilir. Geçmişte bunu gördük. 2013 yılında o zaman Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dı, uyguladı bunu. Ama Türkiye ekonomisi çok sert fren yaptı ve durduğu yerden kaldırabilmek mümkün olmadı. Şimdi çok daha zor bir sürecin içerisindeyiz. Hem deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor, inanılmaz bir bütçe harcaması hala devam ediyor. Bir taraftan baktığımızda ekonominin o dönemki sağlam temelleri yok çünkü çok tahribata uğradı. Şimdi bir anda ekonomiyi durdurabilmek çok kolay değil ve bunun bedelini Merkez Bankası ödemez, siyasetçi öder. Ve siyasetçi, siyaset bu ülkede bedel ödemek istemez hiçbir zaman, dünyanın her yerinde olduğu gibi. Onun için de o sıkılaşma adımları daha yumuşak yumuşak geleceğini düşünüyorum. Belki eleştiriyoruz bunu, ben de eleştiriyorum çokça. Ama belli bir herhalde konsensüs var anlayamadığımız. İşte %35'ler, 40'lar seviyesi idare edebilir bir nokta gibi gözüküyor. Eğer sıkılaşma burada bırakılır ve o %14'lük hedefe doğru adım atılmazsa, sonrası çok vahim. Ben metne baktığımızda birkaç tane not aslında lütfen hocam ilave etmek istiyorum. Çok konuştum sabah mı? Yok ama önemli noktalar var. Evet, çünkü metin yeniden yazılmış. Metin aynen yeniden yazılmış. Yani şöyle üstü çizili olarak bakıyorum ben. Her şeyin üstü çizilmiş neredeyse, yenileri gelmiş. Aslında genel olarak baktığımızda önceki metinlerden çok çok farklı boyutlara gidebilecek bir noktada değil. Sadece benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi senin de söylediğin konu. Para politikasında kararlı duruş, dezenflasyon ana unsurlarına olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecek. Yani dezenflasyonun ana unsuru olarak Türk lirasındaki değerlenme gözüküyor. Bu olur mu bilemiyorum. Yani sadece buradan kaynaklanan bir noktayla düzeltilebilir mi? Ya da enflasyona yönelik olarak etkiler buradan
bir düzelme noktasına gidebilir mi? Çok emin değilim. Çünkü evet, Türkiye'deki enflasyonun kaynaklarından bir tanesi maliyet enflasyonu. Bu kurdan dolayı çok daha etki yapmış durumda. Ama bir de son dönemlerde aşırı kar hırsı şirketlerin ve aşırı fiyatlama üzerine geçmiş yıllarda elde edemedikleri karları, enflasyonu da aslında bir parça kullanarak, bir parça derken çokça da kullanarak buradan gitmeleri, bu alışkanlık ve davranışı kırmak konusunda kurun da bir araç olarak kullanılması kolay geçebilecek bir husus gibi gözükmüyor. Bunu kırabilmek kolay değil. Bir taraftan bu var. Çünkü ne kadar söylersek ya da söylemezsek söylemeyelim diyelim, öyle söyleyelim. Türkiye'de faiz lobisi diye çokça yıllarca konuşuldu ama bir enflasyon lobisi de var. Yani enflasyonu isteyen ve enflasyon üzerinden aşırı kar motivasyonuna sahip olan maalesef şirketler de var. Dolayısıyla bunu kurabilmek sadece Türk lirasının değerlenmesiyle olabilecek bir nokta değil. Bir diğer tehlikeli nokta da evet, maliyetleri şirketlerimizin çok arttı. Ve bu maliyetlerle rekabet edebilmek ve yurt dışı piyasalarda kalıcı olarak yerlerini koruyabilmeleri değerlenmiş bir kurla da mümkün değil. O nedenle kurun kendi doğal akışına bırakılabiliyor olması bence esas. Yani burada ekstra bir müdahaleyle kur üzerinde baskı yaratarak kuru gerektiğinden fazla değerli, TL'yi gerektiğinden fazla değerli hale getirmek bu sefer özellikle ihracat ayağını çok zedeleyebilir diye düşünüyorum. Bir de son nokta, burada belki şahin denilebilen parasal sıkılık gözden geçirilecektir kelimesi cümlesi yerine para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Zaten beklediğimiz bir nokta, yani seçimden sonra biraz daha sıkı olmasını bekliyoruz. Onun için hani bunlar bana şahin gibi gelmiyor. Çünkü eğer şahinlikse, yani Hafize Gaye Erkan döneminde 8,5'tan alındı faiz, 45'e kadar getirildi. Tabii, tabii. Yani o da bir şahinlik, eğer şahinlik tabii, arıyorsak. Ve kaldı ki yeni başkan Fatih Karahan o döneminde para politikası kurulu üyesi. Yani burada evet, müthiş bir farklılaşma ben görmedim. Beklemiyorum da zaten olacağını. Ama dediğim gibi en azından o kadar büyük piyasayı boğucu bir hareket noktasına Sayın Cumhurbaşkanı'nın izin vermeyeceğini düşünüyorum. Yani öyle şirketleri boğabilecek bir noktaya taşıtmaz diye benim düşüncem var. Şimdi Bloomberg Business Week Türkiye'den de az önce manşet haberi, kapak sayfayı verdik hocam, karar zamanı şirketler için diye. Çünkü herkes tabii seçim sonrası için beklentileri oluşturmaya çalışıyor ve ona göre diyorlar ki acaba nakitte kalıp fırsat değerlendirmek mi, yoksa en azından bankalar bir şekilde işte pahalı da olsa krediyi verirken almak mı daha mantıklı, nakit yönetimi burada en kilit nokta mı olur, bunların tartışıldığı bir ortam var. Yurt dışına mesela bakıyorsunuz, işte Berkshire Hathaway'in elinde rekor miktarda 167 milyar dolar nakit var. Bu para nereye gidiyor? Diyecek. Hani Warren Buffett'ın da vermesi gereken karar gibi bu sabah uluslararası basında var ama tabii bizde her şirketin vermesi gereken bir karar bu herhalde. Dediğiniz gibi kur şoku bekleyen var, beklemeyen var. Buna karşı kendi korumaya altına alan ve almayan da var elbette ama genel konjonktürde sizce nakit kral mı şirketler açısından bu sene? Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsan ve çeşitli yeni varlıklar alacaksan şu anda nakit kral. Yani nakitle gittiğin zaman... Peki bekler misiniz seçim sonrayı, sonrasını? Elimde nakitle mi beklemek mesela, anlamı istiyor? Yani nakit TL... olan şimdi mi alsın sonra mı alsın mesela, veya yatırım yapacak şimdi mi yapsın sonra mı yapsın mesela? Ben sonra yapılmayı tercih ederim. Yani şimdi zaten seçime kadar çok az bir zaman kaldığı için çok doğru bir zaman gibi düşünülmüyor. Ama mesela bazı emlak konusunda ya da gayrimenkul konusunda fiyatlar nakitle beraber çok normalize edilmeye başlandı. Yani edilen, teklif edilen veya öne sürülen fiyatlar nakitle yaklaştığın zaman çok aşağılara kadar gelebiliyor. Pazarlık gücü çok fazla oldu nakdin. Ama bir diğer taraftan baktığında... Konut için mi diyorsunuz konut hocam? Konut ve tarla arsa, yani bu tür emlak gayrimenkul için söylüyorum. Çünkü nakdin varsa piyasada o şişirilmiş fiyatlar nakitle beraber geri gelmeye imkan tanıyor. Bunun en önemli motivasyon araçlarından bir tanesi tabii ki daha cazip hale gelmiş olan mevduat faizleri. Çok yüksek değil. Bana kalırsa yatırım yapmayı veya tasarrufunu buraya yönlendirmeyi gerektirecek yükseklikte değil. Daha evvel de konuşmuştuk sen de bunları. Ama netice itibariyle düne göre daha iyi. Bir de tabii beklenti şu, genel olarak baktığımızda bu faiz oranları, yani en azından kredilerdeki faiz oranlarında çok kalıcı olmayabileceği yönünde bir piyasa beklentisi de var. Yani dördüncü çeyrekte işte faiz indirimlerine gidilecek ve orada bir aşağı doğru en azından geleceğine yönelik beklenti var. Bir de tabii ki en önemli hususlardan bir tanesi, yılı ikiye ayırdığımızda Mayıs ayına kadar enflasyonun yükseldiğini, Mayıs'tan sonra enflasyonun düştüğü bir süreci göreceğiz.
Şirketler açısından şu çok karlıydı geçmişte. Faizi ne olursa olsun alayım ama zaten o kadar yüksek enflasyon var ki enflasyonu onu yediriyorum ve dolayısıyla TL olarak almış olduğum kredileri ben zaman içerisinde enflasyonla ödüyorum. Şimdi enflasyon düşeceği noktada artık bu fiyatlardan kredi alabiliyor olmak şirketi boğabilir. O zaman şirket ileri dönemli karlarını veya ileri dönemli elde edeceği getirileri bugünden yapacağı yatırımlara dönüştürerek düşünebilir. Onun için bence nakitte kalmayı tercih ediyorlar ve nakde geçtikleri için de zaten dövize talep oluyor. Dövizdeki günlük artış hızları biraz daha yukarılara doğru gitmeye başladı. Nakitte kal derken TL'de kalmaz hiçbiri. Yani kimsenin o geçmişte yaşamış olduğumuz... Ama TL reel değer kazanacaksa TL'de kalmak daha mantıklı değil mi? Reel kazanacağını bize hep söyledi geçmişte ekonomi yönetimi her zaman. Yani TL'de kalın kaybetmezsiniz, TL'de kalın kazanırsınız. İşte dolar şu kadar olacak diyorlar ama o kadardan olmayacak, siz kazanırsınız dendiği her noktada kaybetti yatırımcı. Geçen sene bir istisnaydı o zaman. Evet, geçen sene ama geçen sene de bu sefer borsadan kazananlar oldu. Yani orada da bir kazanç kapısı vardı. Şimdi baktığın zaman TL'de kalmak risk bana göre hala. Her ne kadar Merkez Bankası söylese de, her ne kadar kur dalgalı kur rejiminde değil de kontrollü dalgalı kur rejiminde gitse de. Ama netice itibariyle eğer şirketler nakit kalacaklarsa bunu yabancı para nakitte kalmayı tercih edecekleri bir dönemdeyiz ki öyle de olduğunu görüyorum zaten benim de gördüğüm, konuştuğum şirketler ve yöneticilerden. Ama şu anda kredi kullanmak için bana kalırsa doğru bir zaman değil. Biraz daha bekleyip kredi faizlerinin düşeceği bir dönemi beklemek lazım. Çünkü bunu yedirebileceğimiz bir enflasyon yok artık. Şimdi hocam yurt dışına baktığımızda da şöyle bir tartışma patlak verdi geçen hafta. Fed mi, Nvidia mı? Şimdi öyle bir şey ki bakıyorsunuz verilere, normalde Fed'i ilgilendiren işte Fed açıklamalarından veya işte verilerden yola çıkarak gelen veriler piyasanın her zaman en büyük risk noktasıydı. Ama Citi geçen hafta mesela bir analiz yapmış, diyor ki bu hafta risk noktası Nvidia'nın bilançosu oldu. İşte Fed tutanakları o kadar önemli etki değildi. İşte bütün pozisyonlar bu taraftaki riske odaklanmıştı ya kötü gelirse diye. İyi geldi ve piyasayı da dünya çapında coşturdu. Her tarafı rekorlara taşıyan bir Nvidia bilançosu gördük. İşte az önce dış basından da verdik. Farklı örnekler de var. Daha önce işte Apple'dan, Meta'dan gelen haberler de Fed'den daha etkili olmuş piyasa nezdinde bakıldığında. İzleyicilerimiz yine rastlayabilirler uluslararası basında da. Bu hafta da çekirdek PC gelecek Fed'den mesela. Ne dersiniz hocam? Tekrar buraya odağı çevirir mi? Yoksa zaten işte 7 faiz indirim beklentisinden 3'e 4'e indik. Biz yine yapay zekayla coşalım. Bu tema daha uzun sürer mi? Ne dersiniz? Sanki bu tema daha iyi gider gibi. Çünkü piyasalar coşmak istiyorlar. Bir şekilde kanları kaynıyor ama onları kanlarını kaynayan kanı yumuşatan bir Fed'le karşı karşıyalar. Çünkü Fed onları kendi beklediği noktaya çekmeye çalışıyor. Sene başında 6-7 faiz indirimi olur derken şimdi işte ne kadar olasılıklarda herhalde 5'e falan gelmiş durumda. Fed de yıl sonu için en az 3 tane diyor. 4.48 olmuş yıl sonu faiz beklentisi 5.33'ten yani 90 bas puanın altına geldi. Altına geldi. Evet. Yani çok önemli bir 3, geri gelmek. 3. Faiz indirimi gibi. İndirimi i̇şte 3,5 4 gibi. 4 gibi yani 4 diyelim ama evet. Fed zaten ne diyordu? En az 3 faiz indirimi yaparım diyordu. Zaten buna yaklaşmış durumda. O zaman piyasanın başka bir beklentisi ortaya çıkıyor. Yani onu satın alıyor. Nvidia hisseleri üzerinden bir satın alması var. Nvidia az önce Servet'le de içeride konuşuyorduk. Yani ben bundan 3-4 ay önce hani yabancı ülke yatırımı olarak acaba Nvidia mı alayım falan diye düşünürken ya çok da değerlendi, bu patlayabilir evet falan diye düşünürken şimdi geldiğim noktalarda keşke alsaydım dediğim bir noktadayım. Daha fazlası olur mu gerçekten bilebildiğim bir şey değil. Çünkü o kadar her şeyi geride bıraktı ki mesela Apple'a baktığın zaman evet, Apple gidemiyor. İşte Apple $210 falan olur diye çok rapor okuduk. Ya oraları rahatlıkla geçer diye ama $188'larda çakıldı öyle, kaldı. Tesla öyle. Tesla öyle. Hani bu hisselerde. Evet ama şu var, yani Biden hükümeti kalırsa çok ciddi şekilde çip üzerinden giden bir süreci izleyeceğiz. Yani teknoloji ama teknolojinin özelinde de çipler üzerinden giden bir şey. Ama Biden kalır mı sorusu çok önemli. Çünkü enteresan bir şey oldu hafta sonu. Trump en yakın rakibini kendi aday olduğu yerde yenilgiye uğrattı. Evet, Güney Carolina'da. Güney Carolina'da. Dolayısıyla ne olacak? Muhtemelen şeylerin, cumhuriyetçilerin adayı olarak ismi duyurulacak gibi gözüküyor. Eğer herhangi bir yargı engellemesiyle karşı karşıya kalmazsa. O zaman süreç nereye dönebilir bilemiyorum. Yani belki evet gene burada çipler üzerinden giden bir şeyi görebiliriz ama bir taraftan da tekrardan dünyanın kutuplaştığı, savunma sanayilerinin ön plana çıktığı, işte savaşacağız, oraya şunu bombayı göndereceğim, bu olacak falan tweetleriyle mi uyanacağız sabahları? O biraz daha şüpheli halde duruyor gibi gözüküyor.
Şimdi hocam süremizin sonuna doğru geliyoruz ama son not, bu hafta 4. çeyrek büyüme verisini alacağız. Terminalde yıllık %3,5, çeyreklik bazda %0,3'lük rakamlar öngörülmüş. Birim istatistiklerden alındırılmış tabii veri, tabii onu da hatırlatmakta fayda var. Siz neler beklersiniz diyeyim son 1-2 dakikamız içerisinde. Ben bu veriden daha yüksek bir veri bekliyorum Zeynep. Yani benim beklentim biraz daha yüksek. Yani 3,5 değil de 4'ü bile geçebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü çok kuvvetli geldi veriler. Ama esas bizim problemimiz şu. Gerçekten Merkez Bankası'nın o çıktı açığı grafiğindeki öngördüğü şekilde Türkiye ekonomisinde bir yavaşlama olabilecek mi? O yavaşlama olmadığı takdirde bizim enflasyon beklentilerimizi falan tekrardan gözden geçirmemiz gerekecek. Ama benim en basitinden söyleyeyim, yani bu seneki Türkiye büyümesi, bu haftanın en önemli verisi bu arada. Yani çok veri ağırlıklı bir hafta değil genellikle. İşte PMI'ları falan göreceğimiz, ay sonu olduğu için önce PMI'ları falan göreceğimiz bir hafta. Ama benim açımdan yani 4'ün üzerine bile çıkabilecek bir büyümeyle karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Veriyi ayın 29'unda karşılayacağız. Şubat 29 evet, bu sene. Onu bu da sene yine öyle hatırlatalım izleyicilerimize. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova. Hocam çok teşekkür ederiz. Haftaya sizinle başladık. Ve Merkez Bankası'nı konuşarak başladık. O yüzden oradan bir görüş vererek devam edelim. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda eski Merkez Bankası Baş Ekonomisi Profesör Doktor Ali Hakan Kara neler düşünüyor merkez kararıyla ilgili, paylaşalım. Ardından kısa bir reklam aramız olacak. Biz de kalın. Epey bir farklılık vardı bir öncekine göre. Ama bu normal, çünkü başkan değişikliğinde, para politikası kurulu değişikliklerinde o metinler yeni tarza göre uyarlanır. Öyle bir şey olmuştu. O yüzden yani şeyde bir önceki metne göre bakıp da böyle çok fazla değişiklik olmasına çok büyük anlam yüklememek lazım tabii. Fakat dediğiniz gibi yani birkaç ifade var ki onlarda geleceğe dönük bir sinyal var. Daha şahin ifadeler var benim gördüğüm. Özellikle bu reel kurdaki değerlenme konusu benim hatırladığım kadarıyla ilk defa giriyor. Yani ben işte 2002'den beri bu işlerin içindeydim. Enflasyon hedeflemesi dönemine geçtiğimizden beri ilk defa Merkez Bankası reel kura dair net bir duruş sergiliyor. Yani oldukça güçlü bir ifade bence. Buradaki yani bir yerden başlığı döneminde 1.92 duymuştuk. Evet. Bir de hani kur söyleminin başkan ya da metin düzeyinde dile getirildiği, doğru, ben başka hiç hatırlamıyorum. Doğru. Yani para politikası kurulu metninde hiç yansımamıştı ama dediğiniz gibi işte para politikası kurulu üyelerinden seviye belirtenler olmuştu. Şu anda gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası beklentileri yönetmeye çalışıyor. Yani bir para politikasını biz öyle bir sıkı tutacağız ki, yani gerekli sıkılıkta tutacağız ki Türk lirası reel olarak değerlenecek. Ve bunu herhalde iki şeyi amaçlıyorlar burada. Birincisi Türk lirasıyla, yani daha doğrusu döviz kuruyla enflasyon arasındaki ilişki çok güçlü olduğu için o reel değerlenmeye dezenflasyon açısından ihtiyaçları var. İkincisi de yabancı sermaye girişi açısından bir şekilde yani bir yani TL varlıklarda pozisyon almanın cazibesini göstermek istiyorlar. Bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyorlar. Yalnız bana göre reel kur konusunda bu kadar iddialı konuşmak ne kadar doğru emin değilim. Yani şu açıdan güzel, Merkez Bankası'nın kendine güvenini gösteriyor. Yani ben gerekeni yapacağım ve ne kadar sıkılık gerekiyorsa bunu sağlayacağım diyor aslında. Ama diğer yandan da reel kur Merkez Bankası'nın tam kontrolünde olan bir değişken değil. Çünkü kur ekonomideki bütün politikalara, yani sanayi politikalarından tutun da maliye politikasına kadar her şeye reaksiyon veren bir değişken. Dolayısıyla Merkez Bankası burada aslında bütün ekonomi politikaları adına bir taahhütte bulmuş oluyor. O yüzden ben biraz riskli buldum. Bloomberg'de de ilk söz programına kaldığı yerden devam ediyoruz. Merkez Bankası ile ilgili birbirinden farklı görüşler var. Özellikle yabancı kurumlar nezdinde baktığımızda mesela Goldman Sachs gevşemenin 3. çeyrekte başlayabileceğini düşünüyor. Rezervlerde pozitif beklentiye sahipler, 2024'te TL'de de reel değer kazanımının süreceğini düşünüyorlar.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararı metninde TL'deki reel değerlenmeye vurgu yapması yabancıların da dikkatini çekti. Goldman Sachs ekonomistleri tarafından hazırlanan 22 Şubat tarihli notta Merkez Bankası'nın dezenflasyon için TL'de reel değerlenmenin temel faktör olduğuna vurgu yapmasının altı çizildi. Ekonomistler gevşemenin yılın 3. çeyreğinde başlayacağı tahminini korudu. Banka ekonomistleri son faiz kararı ve karar metninde verilen mesajların ardından Merkez Bankası'nın politika faizindeki mevcut seviyeyi yeterli gördüğünü düşündüklerini belirtti. Goldman Sachs ekonomistlerine göre banka likidite fazlası ve yükselen kredi kartlarına daha çok odaklanıyor. Raporda bununla birlikte Merkez Bankası'nın son dönemde kredi kartı harcamalarındaki artışı engellemek için yeni tedbirler almasını beklemeye devam ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Türk lirası ve rezervlerle ilgili pozitif beklentilerinde yer aldığı raporda ekonomistler yabancı portföy girişi ve daralan cari açık dolayısıyla Türk lirasında değer kaybının çekilmesini öngördü. Goldman Sachs ekonomistleri Merkez Bankası'nın negatif olan swap hariç net rezervlerinin 2024 yılında pozitife dönebileceğini belirtti. Şimdi Goldman Sachs 3. çeyrekten itibaren gevşeme olabilir diyor. Diğer tarafta Bank of America ve Morgan Stanley var. Onlar da bu yılın 2. çeyreğinde Merkez Bankası'nın yeniden faiz artırabileceğini öngörmüşler. BofA ve Morgan Stanley ekonomistleri yılın 2. çeyreğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışı yapabileceğini öngördü. BofA ekonomisti Zümrüt İmamoğlu yayımladığı notta ücret artışlarının talebi etkisi beklenenden daha güçlü çıkarsa ikinci çeyrekte ek faiz artışları mümkün ancak bu bizim bas senaryomuz değil dedi. Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük ise politika faizinin yılın son çeyreğine kadar %45'te sabit tutulacağına ilişkin tahminimizi koruyoruz ancak ikinci çeyrekte ek faiz artırımı risklerinin arttığını görüyoruz dedi. Morgan Stanley raporunda ayrıca enflasyon risklerinin daha güçlü vurgulanması bizce geçen aya kıyasla ek faiz artırımlarının daha muhtemel olduğu anlamına geliyor değerlendirmeleri yer aldı. Ve bir alternatif görüş daha içeriden verelim. Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış da Aralık ayında faiz indirimi olabileceğini düşünüyor. En son yaptığımız programda biz şey diye konuşmuştuk. Ağustos ayından sonra düşünmeye başlar Merkez Bankası. İndirir dememiştik ama bir faiz indirimini düşünmeye başlar demiştik. Çünkü Temmuz ve Ağustos aylarında iki tane baz etkisiyle yaklaşık 10'luk, %10 olmak üzere 20 puanlık enflasyonda düşüş bekliyoruz Temmuz ve Ağustos aylarında. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimini düşünmek için artık eli biraz rahatlayacak. Bu dönemde de yine reel bir değerlenme olursa TL'de bunun da etkisiyle artık para politikası kurulu bunu düşünmeye başlayabilir. Bu patikada %2,5 ve 1,5 diye ortalamada konuştuğumuz rakamlar devam ederse zaten belki yıl sonunda Aralık ayında bir faiz indirimi görebiliriz Merkez Bankası'ndan 2024'te. Borsa tarafına geldiğimizde ise hem günlük hem de haftalık anlamda kapanış rekorunun kırıldığı bir cumayı geride bıraktık. Az önce puan bazlı katkı baskı grafiğini ekrana getirmiştik. Şimdi de yüzdesel taraftan devam edelim. Yiyo Teknoloji, Kale Seramik, Galata Wind, Kortsa ve Tofaş en çok yükselen hisseler oldular. Yüzdesel bazda baktığımızda yine yüzdesel bazda en çok düşen tarafta ise bilançosunu açıklamış olan Ereğli hissesinden sonra Vestel Elektronik, Sasa Polyester, TSKB ve Penta Teknoloji hisselerinin geldiğini takip ettik. Endekse dolar bazlı baktığımız zaman acaba hangi seviyeler hedeflenmeli? Konuyla ilgili A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan sorularımızı yanıtladı. Yakın dönemde endeksi yükseltebilecek beklenti biraz daha ağırlıkta. Örneğin not artış beklentileri var, CDS primlerindeki düşüş beklentileri var, gri listeden çıkmaya yönelik beklentiler var. Yani yabancının girişine yönelik beklentiler var. Bunlar endeksi daha pozitif etkileyebilecek unsurlar. Risk yok mu dersen evet bir seçim riski var. Seçimden sonra bir referandumun konuşulacağı süreci var. Ya da vergisel bazı düzenlemelerin gelip gelmeyeceği gibi endişeler de var. Bunlar da riskler tarafında. Ama ben şu anda potansiyelin biraz daha ağır bastığı kanaatindeyim. Ve bu noktada da hani biraz daha yukarı yönlü potansiyelin devamını bekliyorum. Burada nereye hedef olabilir onu da söyleyeyim. Yani birincisi dolar bazında baktığımızda 313 dolar ve 324 dolar vardı. 324 dolar yaklaşık 10 bine tekabül ediyor bugünkü kurlarla baktığımızda. 10 bin aynı zamanda psikolojik derecede önemli de bir seviye. Ben endeksin en azından burayı bir kırma denemesi yapacağı kanaatindeyim. İlk denemede kırar kıramaz
O ayrı bir konu. Oralarda biraz zorlanabiliriz. İşte düzeltmeyi de belki o civarda görebiliriz. Ama sonrasında bu 10.000'in de ben finansallar etkisiyle de kırılacağı kanaatindeyim. İkinci bir konu da şu. Yani borsada baktığımız zaman ben dolar bazında da bu yıl 400 dolar ve üzerindeki rakamları görebileceğimizi düşünüyorum. Hani kur hareketlerini de dahil ettiğimizde bu 14.000 civarındaki rakamları işaret ediyor bana kalırsa. Yani bu bölgeye bir teknik hareket dolar bazlı baktığımızda da ben çok uzak senaryo olmadığı kanaatindeyim. Hatta bu biraz önce bahsettiğimiz risklerin bir ya da birkaçı o gerçekleşmezse, yani risk tarafında saydığımız konularda bu sene borsada belki şu an telaffuz edilmeyen çok çok daha yüksek seviyelerde görebiliriz. Yani bu olasılık da yok değil. Çünkü geçmiş döneme baktığımızda biz gerçekten uzun bir süre yurt dışı piyasalardan vesaire çok ciddi negatif ayrıştık. Özellikle döviz bazlı getirilere baktığımızda inanılmaz kayıplar söz konusu. Yani bunu hep söylüyorum. 2013'te biz 500 dolar zirvesi gördüğümüzde evet o günkü koşullarla bugünkü koşullar farklı olabilir ama o günkü fiyatlama davranışlarıyla bugünkü fiyatlama davranışları da farklı dünyada. Yani o gün biz 500 dolarken örneğin enflasyonu sadece Amerikan enflasyonunu koysanız o günkü 500 dolar bugünkü 700 dolara tekabül ediyor. O gün biz 500 dolarken S&P 500 endeksi 1500 dolardı bugün 5000 dolar. Yani dünyada varlık fiyatları çok ciddi arttı. Kaldı ki ülkemizde de aslında varlık fiyatlarında çok ciddi artışlar gördük ama bunun borsada tam anlamıyla ben fiyatlandığı kanaatinde değilim. Örneğin gayrimenkule dolar bazlı bakın. O güne göre ciddi getiriler söz konusu özellikle son yıllarda. Burada aslında borsada bu açıdan yabancı için de dolar bazlı ciddi bir fırsat var. Ben o fırsatın hani aksiyona dönüştüğü anda, o potansiyelin aksiyona dönüştüğü anda da burada tahmin etmediğimiz fiyatlamaları da görebileceğimiz kanaatindeyim. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Ve küresel piyasalardaki son durumun da nabzını tutacağız. Öncelikle Pekin'e gidiyoruz. Bloomberg ET Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bir kez daha bizimle beraber. Sadi tekrar hoş geldin yayınımıza. Son buluşmamızda Japonya'da rekor, geriye kalan ana endekslerde düşüş vardı. Var mıdır tabloda bir değişiklik? Zeynep 39 binin üzerinde Nikkei 225. En son kapanışını pembe günü kapatmıştı. Rekorla kapatmıştı. O rekorun üzerine yeni rekorlar, en azından gün içi rekorlar ekleyerek de devam ediyor ama Asya'nın geri kalanına baktığımızda kırmızılar görüyoruz, satış baskıları görüyoruz Zeynep. Kore'de, Şangay'da, Hong Kong'da çeşitli borsalarda tabii satışlar var. Özellikle tahvil tarafına baktığımızda da daha böyle ihtiyatlı bir pozisyonlanma görüyoruz piyasalar tarafında. İhtiyatın da tabii sebebi daha bir önceki yayında da konuştuk Zeynep, genel olarak tabii ki kritik veriler gelecek. Amerika tarafında PCE verisi gelecek. Fed yetkilileri konuşacak. Japonya'dan enflasyon verisini göreceğiz. Çin'den imalat PMI'ni alacağız bu hafta içerisinde. Dolayısıyla çok yoğun bir hafta, yoğun haftaya da ihtiyatla başlanıyor. Tabii özellikle Çin borsaları için 8-9 günlük bir sıra dışı rally olmuştu. Onun etkisi var tabii ki ama bugün özellikle her düşüşe rağmen yükselen sektörler de var. O tarafa dikkatini çekmek isterim. Genel olarak ekonomik açıdan önemli. Çünkü Cuma günü Çin Devlet Televizyonu'na Xi Jinping'in ağzından şöyle bir haber geçti. Çin yönetimi otomotiv ve ev eşyaları, özellikle elektrikli ev eşyaları temel tüketim mallarının satışını destekleyecek şeklinde. Dolayısıyla bugün düşen piyasada örneğin elektrikli otomotiv hisseleri, örneğin makina hisseleri, örneğin yine elektrikli ev eşyası üreten şirketler ciddi anlamda alımlar görüyorlar. Bu tarafa da dikkatini çekim tarafında desteklemek için adımlar atabileceği beklentisini çok daha yükseltti. Onun dışında tabii bu hafta kritik bilançolar da var. Örneğin Baidu bilançosu var, örneğin Li Auto bilançosu var. Baidu'yu en çok hem reklam gelirleri tarafıyla, çünkü Çin ekonomisinin sağlığı hakkında bize bilgiler verebilir. Hem de onun da bir chat GPT'si vardı. O chat GPT nasıl gidiyor? Bunun hakkında fikirler edineceğiz. Yine Li Auto, Çin'de fiyat savaşları var ki hafta sonu da çok yoğundu Zeynep. Yeni modeller geldi özellikle BYD tarafından ve tabii ki çok düşük fiyatlarla, dolayısıyla çok konuşuluyor bu BYD bu fiyatları
nereye götürüyor diye gerçekten. Ve son olarak Japonya'dan da bir çip haberi var Zeynep. TSMC Japonya'da ilk fabrikasının inşaatını 2022'de başlamıştı. Normalde o fabrikalar 3 senede bitiyor ama çok çabuk bitirdiler Zeynep. 2-2,5 senede bitirdiler. Üretime de faaliyete de geçti önemli. 8 milyar dolara mal oldu. Yarısını Japon hükümeti karşıladı. Üstelik de en gelişmiş fabrika değil. Onun bir altında 12 nanometre üretecek ama bir fabrikaya daha başlıyor. TSMC Japonya'da, orada da en gelişmiş çipleri üretecek. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz, çok çok teşekkürler aktardığın tüm bilgiler için. Bu arada aktaralım, bu hafta içerisinde takip edeceğimiz sadece büyüme verisi yok. Aynı zamanda ayın 28'inde ekonomik güven endeksini karşılayacağız. Yine ayın 29'unda büyüme verisi de var dedik ama 28'inde dış ticaret verisi var. Onu da unutmayalım. Ocak ayında 6.2 milyar dolarlık bir açık beklentisi var. Burada yine 29 Şubat'ta Perşembe günü haftalık verileri de alacağız. Ve haftayı kapatırken Cuma günü de S&P Global'in açık açıklayacağı imalat PMI verisi de bu haftanın ajandasında. Onu da yine bir dipnot düşelim. Ve gidiyoruz yine Dubai'ye, her sabah olduğu üzere Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı bizimle beraber. Ersoy, hoş geldin yayınımıza. Neler var bu sabah bize aktaracağın başlıklarda? Mesela milyar dolarlık bir mübadala Goldman Sachs haberi olabilir mi? Evet, hadi önle başlayalım Zeynep. Günaydın, iyi haftalar diyelim. Goldman Sachs ve mübadala Abu Dhabi'nin en büyük varlık fonu. Asya'ya yatırımlar için 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Özel kredi anlaşmalarına yatırım yapacak. Bu son zamanlarda büyüyen bir pazar diyelim. Hindistan odak noktası olacak ama Asya genelinde böyle bir anlaşma yaptılar. Diğer taraftan demin Sadi piyasaları anlatıyordu. İyi bir başlangıç yapmadı borsalar. Petrol de iyi bir başlangıç yapmadı haftaya. Şu an düşüşte, 76 dolar ve 81.3 dolar görüyorum ekranımda Amerikan türü ve Brent'i. Özellikle seninle konuştuktan sonra Cuma günü öğleden sonra satışlar arttı ve haftayı da geçtiğimiz hafta %3 düşüşe kapattı. Hep bunu konuşuyoruz aslında. Dünyada talep yüksek değil ama jeopolitik riskler petrolü buralarda tutuyor, dengeliyor. Ama bu sefer etkili olmadı. Özellikle geçtiğimiz hafta FED yetkililerinden açıklamalar, yani faiz indiriminin yakın zamanda gelmeyecek olması birazdaki düşüşteki en büyük etkenlerden bir tanesiydi. Katar'ın açıklaması dikkat çekiciydi. LNG'de sıvılaştırılmış doğalgazda ciddi yatırımlarına devam edecekler. 16 milyon ton yıllık ek kapasite açıkladılar. 2030'da kapasite 142 milyon ton olmuş olacak. Goldman Sachs petrolü 70-90 dolar bandında bekliyor. Ama dediğim gibi haftaya düşüşe başladı. Orta Doğu tarafında Birleşik Arap Emirlikleri Fatfa'nın gri listesinden çıktı. Cuma akşamı açıklandı. Fatfa tarihinde en hızlı çıkış oluyor. 4 Mart 2022'de girmişlerdi. İşte son zamanlarda çok ciddi tutuklamalar duyuyordu. Zengin iş adamları veya hani bu tarz kara para konusunda ilgili olan kişilerden tüm işlemleri yapınca gri listeden çıktılar. Abu Dhabi'de bugün Dünya Ticaret Örgütü toplantısı başlıyor 26-29 Şubat'ta. Buradaki başlıklar önemli olacak. Onun dışında notlarıma bakıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'a 35 milyar dolar yatırım yapacak. Bu arada Mısır'da devalüasyon beklentisi çok arttı. Mısır borsası dün %5 düştü. Paralel piyasayla normal piyasası arasındaki fark kapandı. Son olarak da hangisini söyleyeyim? Netanyahu Rafah operasyon için bir sivilleri boşaltma planımız yakında olacak dedi. Amerika ise bu olmadan Rafah operasyonu istemiyor. Evet, Orta Doğu, Asya ve petrolden son başlıklar böyle Zeynep. Ersoy Erkazancı Bloomberg HT Dubai temsilcisi, çok teşekkürler aktardığın tüm haber başlıkları için. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. We'll be right back.
BloombergET.com'dan öne çıkan başlıkları aktararak devam ediyoruz. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan kritik bir zafer daha diyor internet sitemiz. Trump Cumhuriyetçi rakibi Nikki Haley'i kendi eyaleti Güney Carolina'da ön seçimlerde yendi. Dolayısıyla bir artı puan daha hanesine yazılmış oldu. Bir diğer başlıkta ise Warren Buffett'a gideceğiz. Şirketinin kasasında rekor nakit var. Berkshire Hathaway'in nakit varlığı son çeyrekte 167,6 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. Moody's analistlerine göre Kızıldeniz'deki kriz acaba enflasyon sebebi olabilir mi, olamaz mı? Analistler çalışma yaptı. Detaylarıyla beraber ilk sözü noktalıyoruz. Yayınımızı sabah raporuna devrediyoruz. Hoşçakalın. Kızıldeniz'deki ticari gemilere yapılan saldırılar kargo gecikmelerine ve nakliye maliyetlerinin artmasına neden olurken, Moody's analistlerine göre zayıf talep ve bol gemi bulunabilirliği enflasyon üzerindeki etkiyi azaltıyor. Mobilyadan giyime, yiyeceğe ve akaryakıta kadar her şeyi taşıyan gemiler yakındaki Süveyş kanalı ticaret kısayolundan uzaklaştırılıyor ve daha uzun ve daha pahalı Afrika etrafındaki rotaya yönlendiriliyor. Moody's Ulaştırma Sektör Analisti Daniel Herlitt, önlendirmelerin talep tarafından tetiklenmediğini belirterek bunun enflasyon üzerinde büyük bir etki yaratmasının beklenmediğini söyledi. Afrika etrafına yönlendirilen gemilerin başlangıç noktalarına dönüşlerini geciktiren daha uzun seyir süreleri nedeniyle %6 ila %10 daha fazla gemi gerekiyor ve bu bazı rotalardaki anlık talep fiyatlarını %100'den fazla arttırıyor. Denizcilik veri firması Clarksons Research'e göre konteyner taşımacılığı endüstrisinin toplam kapasitesi 2023 ve 2024 yıllarında %7 ila %8 artacak.